Al onu da yedin. Tamam. Bunlar çıkılmadı. Yani çeşme insafla da Kabe'ye nizam olmaz. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Yani insafı bir göze bakmazsa evet. Şey olmaz. Bu kimin sözüdür acaba, sen hatırlıyor musun? Öyle hatırladım. Bu şeylerinde var ama şeylerinde Ziya Paşa'nın sözü olması lazım. Bu da hocam. Allahu fi avlil abdi ma dama al-abdu fi avli akhihi. Bu da Arapçadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men neffese an mu'minin kurbeten min kurabid dünya, kim ki bir müminden dünya sıkıntılarından bir sıkıntı giderirse neffese Allahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyameti, Allah da ondan kıyamet gününün sıkıntılarından bir sıkıntı giderir. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ, kim darda olan bir kimseye kolaylık sağlarsa يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَ وَالْآخِرِ, Allah da dünyada ve ahirette ona kolaylık sağlar. Kapsamında Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezi'nde bir hat sergisi düzenlemiş bulunmakta. Hat biliyorsunuz İslam'ın en güzide sanatlarından birileri arasında sayılmaktadır. Özellikle Kur'an-ı Kerim'in yazılmasından dolayı 1400 yıllık bir geçmişi vardır bu sanatın. Bu sanat daha çok Emevi ve Abbasi döneminde teşkil edilmiş olup o dönemde aklam-ı sitte denilen, yani Türkçesi altı kalem ya da şeş kalem dediğimiz altı kalem çeşidiyle yazılmış hat yazıları bulunmaktadır. Burada da daha çok talik, sülüs ve nesih yazı örnekleri ve divani örneklerimiz yer almaktadır. Şu anda bu sergide var olan eserler günümüz üstadları, hattatları tarafından yapılmış ve Türkiye'de dereceye girmiş hat yazılarından müteşekkildir. Örneğin gördüğümüz yazı celi sülüs dediğimiz, yani celi iri sülüs dediğimiz bir kalem çeşidiyle yazılmış olup dereceye girmiş bir yazıdır. Yalnız Osmanlı'dan daha önce de tabii bu Bağdat buranın merkezi, özellikle yakut bu şeş kalem dediğimiz altı kalem çeşidini stilize etmiştir. Daha sonra işte Bağdat'ta yıkıntılardan sonra Mısır'a geçmiştir. Mısır'dan sonra da İstanbul bu işin merkezi olmuştur. Özellikle Hafız Osman gibi, Şeyh Hamdullah gibi, Ahmet Karahisari gibi, Mustafa Rakım Efendi gibi büyük üstadlar bu işin pirleri sayılırlar ve en güzel eserleri de onlar vermişlerdir. Bunlar daha çok Kur'an-ı Kerim'in yazılması, ayetlerin yazılması, hadislerin yazılması ve kelam-ı kibar şeklinde olmuştur. Dil açısından da çok bir şey yok, bir katı kural yok. Arapça'da olabilmekte, Osmanlıca, Farsça ve günümüz Türkçesiyle de yazılabilmektedir bu eserler. Bu eserlerimiz şu anda maddi, hem manevi değeri zaten paha biçilmez, aynı zamanda maddi değerleri de olan eserlerimiz arasındadır bunlar. Yine bu arkamızda gördüğümüz eser örneğin talik hatlı eserdir. Türkçe yazılmıştır. Talik'e biz bir diğer ismi de hattı farisi diyoruz. Yani daha çok Fars kökenli bir hat sayılır. Bu da şöyle Bingöl'de olmamız hesabıyla da kısa bir anekdot vereyim. Elimizde özellikle Profesör Uğur Derman hocamızın elinde bir talik hatlı yazı vardır. En eski hat levhası o kabul edilir ve Malike Deylemi tarafından yaptırılmıştır, o yazılmıştır. Hani bizde hani Bingöl'den zazalar Deylemli olması hesabıyla en eski eser de bize nispet ediliyor. Tabii günümüzde Farsça diye biliyoruz bu eseri. Bu eser de günümüzde Uğur Derman hocamızın koleksiyonunda bulunmaktadır. Bu hattatlar gördüğünüz yazıyı hattatlar yapar. Yalnız çevresinde gördüğünüz süslemeye biz teship diyoruz. Bu tesipler de tesipkarlar tarafından yapılıyor. Yani bunlarla onların arasında, yani yapan kişiler arasında herhangi bir ilişki yok, çalışma ilişkisi var. Yani yapanlar aynı kişiler değil. Tesip ustaları farklıdır. Hat ustaları tamamen
farklı olmaktadır. Celi sülüs yazı yapıların dış cephesinde, ana giriş kapılarında ve iç yapıda yani mimari yapılarda kullanılan bir yazı türüdür sülüs. Bunun bir de kalem küçüklüğüyle yazılmış yazılar var. Örneğin şu sağ tarafta gördüğümüz yazı. Şuradaki sülüstür. Bu alttaki ise nesihtir. Nesih yazıdır. Nesih yazı da hemen hemen bütün Müslümanlar bilirler. Çünkü ta ilk dönemlerden beri yani Emevi Abbasi'den beri nesih yazı Kur'an-ı Kerim yazısı olarak bilir. Yani Kur'an-ı Kerimler nesih yazıyla yazılır. Sülüsler ise daha çok kitabe, dış cephe ve iç cephede büyük iri kitabeler şeklinde karşımıza çıkar. Özellikle son dönemlere kadar bizde en çok yani Türkiye'de en çok kullanılan yazı çeşidi bu üç yazı çeşididir. Yani nesih, sülüs ve talik yazıdır. Bunun dışında bir de divani yazılarımız vardır şu anda. Yine aynı şekilde burada olan divani yazılar Osmanlı'da daha çok yazışmalarda kullanılmıştır. Oldukça girift, süslemeli ve okunması çok zordur. Yani günümüzde hani hat tatlar böyle biz okuyalım diye ya da yarışmalar için yapmalarına rağmen yine zorlanıyoruz. Osmanlı döneminde zaten okuması ancak uzman kişiler tarafından yapılabiliyordu. Hatta onun işte gizli yazışmalarda kullanıldığı söyleniyor bu divani yazının. Oldukça da güzel örnekleri vardır günümüzde ve geçmişte. Bu son dönem hattatlarımızda şöyle bir özellik var. Yeni üretmelerine rağmen daha çok yazılar, Kur'an-ı Kerim ayetleri, hadisler veya kelam-ı kibarlar Osmanlı döneminde var olan genellikle ve yapılmışların birebir taklitleridir. Tabii şu anda günümüz Türkiye'sinde hat sanatı pek fazla rağbet görmemekte. Hem maddeten bir şey istemekte, bir altyapı istemekte hem de çok sabır isteyen bir sanattır bu. Diğer sanatlara benzemez. Yani saatlerinizi, günlerinizi belki bir harf için vermeniz gerekiyor. Örneğin günümüz Müslümanları herkes elif çizer. Herkes elifin çok kolay olduğunu bilir ama hat sanatında en zor harf eliftir. Elifi çıkarmak yani elifi yazabilmek, hattı bitirmek gibi bir şeydir artık. Dünya genelinde çok tablolarımız, özellikle Osmanlı dönemi veya sonrasındaki tablolarımız çok değer görüyor. Mesela Avrupa'da veya Amerika'da bunların müzeleri var. Müzelerde bunlar paha biçilmez fiyatlarda orada tutuluyorlar. Türkiye'de de birçok vakıf kuruluş bu işi özellikle büyük şehirlerde mesela İstanbul gibi şehirlerde bu hattatlara mesela tablolar yaptırılır, eski tablolar toplanılır, müzelerde sergilenir. Türkiye'de yeri bayağı iyi, güzel bir yerde ama hani işte taşraya gelince bu iş biraz daha çözülmüş, biraz daha bırakılmış, iki kenara atılmış. Bunu neden özellikle söylüyorum çünkü Osmanlı döneminde hattatların en büyükleri Bitlis ve Diyarbakır gibi yerlerden çıkmış. Yani birçok hattatımız mesela hattat Hamit Aytaş Diyarbakırlıdır. Türkiye'deki bu konuda en iyi 1975 yılında vefat etmiştir ve Türkiye'deki en iyilerden sayılır. Bu son dönemde özellikle Kültür Bakanlığı nezdinde ve işte Kalkınma Bakanlığı nezdinde çeşitli projelerle bunlar yeniden inşa ettirilmeye, yeniden gündeme getirilmeye çalışılıyor. Özellikle Kültür Bakanlığı'nın Gençdes gibi projeleri, yine Kalkınma Bakanlığı'nın SODES gibi projeleriyle bunlar yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Ama tabii işte hani bu taşra için geçerli. Yoksa İstanbul gibi yerlerde hala büyük hattatlarımız, büyük hocalarımız güzel çalışmalarla, güzel işler çıkarıyorlar. Tabii bunların Türkiye nezdinde yani devlet nezdinde çok daha fazla desteklenmesi lazım. Çünkü nevi şahsına münhasır bir hattır, bir çalışmadır, bir sanattır. Hatta bunun için işte ünlü Avrupalı ressamların bu güzel çalışmaları gördüklerinde asıl sanat budur dediklerini biliyoruz yani. Mesela kübik resmin işte Picasso mesela. Picasso bunu gördüğü zaman öyle bir ifade kullanmış yani demiş ki asıl sanat budur. Yani benim yaptığım sanat değildir demiş. Böyle bir maalesef çok fazla bir desteğimiz yok yani Türkiye'deki hattatların. Daha çok vakıflar nezdinde veya bazı kurumların işte projeler desteğiyle ayakta tutulmaya çalışılıyor. Yani biliyorsunuz hani Cumhuriyet döneminden önce zaten bizim kullandığımız alfabedir bu. Yani Anadolu'da işte Osmanlı dediğimiz coğrafyada bunu zaten hepimiz biliyorduk. Yani biliyorduk derken atalarımız bunu zaten biliyordu. İşte Cumhuriyet devrimi ve maalesef bu elimizden alınınca halk birdenbire cahil statüsüne düştü. Biz şimdi mesela bir Elif'i, mesela bir Rabbi Yesir'i öğrenci yazdırırken öğrenci onu çok zor yazıyor. Niye? Çünkü biz Latin alfabesiyle büyüdük. Biz Latin alfabesini biliyoruz. Osmanlı'da çok revaçtaydı. Ve şöyle bir söz var.
Bunların birçoğunu altın yaldızla yazarlardı hattatlar ve padişahlar altın yaldız yıldızları ezdirirdi. O kadar zenginlerdi yani, durumları iyiydi hattatların. Ama Cumhuriyet döneminde artık bunların bini bir para etmemeye başladı. Ve uzun bir süre, uzun bir zaman aralığında maalesef bunlar körendi. Şimdi bu son dönemlerde 10-15 yıllık süreç içerisinde artık yeniden canlanmaya başladı. Tabii bizim için umut verici, güzel şeyler, güzel çalışmalar var ama maalesef yeterli değil. Diğer sanat dallarına verilen önem maalesef bunlara verilmiyor. Yapanı az, müşterisi az, talebi az, öyle söyleyelim. Yani biraz daha artık bunu ön plana almamız gerekiyor. Bu şekilde yapılan çalışmalar, sergiler bunları daha göz önüne koyuyor. Örneğin daha biz mesela İslam sanatları dersleri veriyoruz ama öğrenciler pek böyle rağbetli şeyleri düşük, ama bu tür sergiler onların daha fazla dikkatini çekiyor ve daha fazla ilgilenmelerine sebep oluyor. Biz mesela şu anda üniversitemiz ile böyle bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah caminin alt kısmında bulunan çalışma alanlarımızdan birini eğitim alanı olarak yapacak ve güzel, iyi hattatlarımızı getirip öğrencilerimize bu konuda eğitimler vermeye çalışacağız inşallah. Harf inkılabından sonra maalesef bunlar birdenbire caiz statüsüne düştüler ve çarşı pazarda peynir satarak geçinmeye çalıştılar böyle insanlar. Tabii hattatların genel şöyle bir özelliği var, tasavvufi bir gelenekten geldikleri için şikayet etme gibi bir dert, bir bakış açıları yoktur, sabırlıdırlar. Cumhuriyet'in kuruluşu ve Latin alfabesine dönüşümüz bizi büyük bir hem kültürel kodlarımızı yıktı hem sanat kodlarımızı aldı götürdü. Şimdi yeniden inşa sürecindeyiz. Bahsettiğimiz gibi işte devletimiz hem kurumlar nezdinde güzel güzel çalışmalara, bayağı güzel projelerle destek veriyor ki birkaç tanesinde bizzat ben bulunmuştum. Yeniden bir diriliş gibi bir söz konusu, bir olay söz konusu. İnşallah devamı gelir. Halkımızın da teveccühüyle daha güzel yerlere gelecek. Bunlar arz talep meselesi. Halk eğer talep etmezse bunlar da bir köşede, kıyıda kaybolup gider. Başka sanatlarımızda olduğumuz gibi. İnşallah devamını getiririz. Thank you.